6 Şubat depremlerinin hemen ak akabinde ilimizde 7491 binamız deprem anında yıkıldı. 4500 binamız da acil yıkılacak bina statüsüne alınarak kamu araçlarıyla bunların tamamının enkazı kaldırıldı. Geri kalan 35 bin küsür, 35500 bin civarında binamız da ağır hasarlı olarak tespit edilip bunların özel sektör kanalıyla yerlerinden kaldırılması çalışmaları başladı. Şu an itibariyle ilimizde enkaz kaldırmalarda oranımız %93'tür. Çok az bir kısmı kaldı. Bunlar da mahkemelik binalar ve nitelikli yıkım gerektiren binalardır. Bunları da kısa zamanda mahkeme sonuçlarına göre kaldıracağız. Şimdi iki şekilde biz konut üretiyoruz. Birincisi önceden belirlediğimiz rezerv alanlarda şu an itibariyle oralarda yaklaşık 41 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Bunların 18 bin konutunu da vatandaşlarımıza hak sahiplerimize dağıttık ve her ay kura çekerek devam edeceğiz. İkinci kısımsa kentsel tasarım dediğimiz ve kentsel dönüşüm dediğimiz kısımdır. Buralarda özel tasarım yapıyoruz. Birincisi oranın yapısına göre yani hem mimarisini hem coğrafi durumunu hem zemin durumuna özel tasarımlar yapılıyor ve arada birkaç bina da bu tasarımı etkilediği için kaldırılıyor. Yoksa o binalar hasarlı olduğu için değil. O binalar o tasarıma uymadığı için yıkılıyor. O da çok sayıda değil. Zaten bunu mimarlarımız ona göre tasarlıyorlar. Yani orada bir problem yok çok az sayıda binayı bu şekilde arkadaşlarımız yıkarak bu ta kentsel tasarımın mantığına uygun hale getiriyorlar. Bir de bazı yerlerde yollar açılıyor, DS'nin kanalları açılıyor. Bunlara denk gelen binalar var. Dolayısıyla şehir yeniden tasarlanıyor. Onun için o binaların yıkılması elzem. Bizim burada birinci amacımız mülkiyeti korumak. Yani herkesin evini bulunduğu yere yapmak. Bunun imkansız olduğu yerlerde de vatandaşa öneri getiriyoruz. Diyoruz ki ya değerini kamulaştırarak parasını veriyoruz ya da rezerv alandan eşdeğer konut veriyoruz. Burada tamamen vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. En ufak bir bu konuda bir sıkıntı yaşanmayacaktır, bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Devlet onlar için vardır. Devlet burada amacı buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek daha sağlam, daha güvenilir, daha dirençli şehirler üretmektir. Şu an itibariyle bizim ilimizde kentsel olarak düşündüğümüz il ve ilçelerimizde 21 bin bağımsız birimi planlamış durumdayız. İlk etabı olarak 10 bin bağımsız birimin şu anda yapımı devam ediyor. Bir kısmı hemen hemen ince işlere gelmiş durumda. Bir kısmı da zemin iyileştirmesinde ama bir bir bu buçuk yıl içerisinde bu 21 bin bağımsız birimi, bunların bir kısmı konut, bir kısmı ofis, bir kısmı ticari olarak yani şehir merkezini tamamen tasarlamış ve yenilemiş olacağız inşallah.